Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde birinci dereceden bir bilinmeyen yani denklemlerin beşinci kısmına bakacağız. Şimdi burada içler dışlar çarpımını öğreneceğiz. Şimdi burada bakın iki tane oran var. Birbirine eşit. A bölü B eşitmiş C bölü D'ye. Biz bu eşitlikte içler dışlar çarpımı yapabiliyoruz. Yani burada içler dediğimiz A çarpı D, B çarpı C eşitse, dışlar çarpımı. Şöyle çapraz çarptığımızda A çarpı D eşittir B çarpı C şeklinde ifade ediyoruz. Şimdi burada bize bir eşitlik verilmiş. Buna göre X kaçtır diye soruyor. Eşitlik varsa ne diyeceğiz? İşler dışlar vardır diyeceğiz. Şöyle çapraz işler dışlar çarpımını yaparsak 2 çarpı X eşit olacak 6 çarpı 3'e. Buradan 2x eşittir 18. Her tarafı 2'ye bölersek 2'ler gitti. x eşittir 18'i 2'ye böldük. 9 geldi. Yine bir eşitlik var. Burada da içler dışlar yaparsak x çarpı 3 eşittir 2 çarpı 15 eşit olacak. Buradan 3 tane x eşittir 30 olur. Her tarafı burada 3'e bölersek 3'e böldük. Buradan bakın 3'ler gitti. X eşittir. 33'e bölersek 10 geldi. Sonraki örneğimize baktık. Yine burada içler dışlar çarpımı yaparsak 2X artı 1 ile 5'i çarpacağız. Bunun çarpımı eşit olacak. 4 ile 3'ün çarpımı. Bu 5'i önce 5 ile sonra 2X ile çarptığımız zaman ya da önce 2X sonra 1 ile çarptığımız zaman ne gelecek? 5 çarpı 2x 10x yaptı. Artı 5 çarpı 1 5 eşittir 12. x'i arıyoruz. O zaman x'i yalnız bırakmamız lazım. 5'i bu tarafa attık. 10x eşittir. 12 5 yaptı. Buradan 10x eşittir. 7 yaptı. Her tarafı 10'a bölersek. Her tarafı 10'a böldük. Buradan 10'lar sadeleşti. x eşittir. 7 bölü 10 geldi. Devam edelim. Şimdi burada yine bir eşitlik var. O zaman burada içler dışlar çarpımı vardır diyeceğiz. X artı 7 ile 2'yi çarpacağız. Bu çarpımın sonucu 5 ile 3'ün çarpımına eşit olacak. Burada 2'yi x ile çarptığım zaman 2x, 2 ile 7'yi çarptığım zaman 14 eşittir 15 olacak. X'i yalnız bırakmak için 14'ü karşıya gönderdik. X eşittir 15 eksi 14 oldu. Buradan 2x eşittir 1 geldi. Her tarafı 2'ye bölersek ki x yalnız kalsın. 2'ler gitti. x eşittir 1 bölü 2 geldi. Devam ediyoruz. Burada yine eşitlik var. Fakat 3 var bakın. 3'ün altında bir şey yok. Bu 3 tam sayı her tam sayının altında ne vardır? Gizli bir 1 vardır. O halde burada yine işler dışlar çarpımı yaparsak 1 ile x artı 3'ü çarpacağız. x artı 3 oldu. Eşittir 5 ile 3'ü çarpacağız x artı 3 eşittir. 15 eşit olacak. 3'ü karşıya attık. x eşittir. 15 eksi 3 geldi. x buradan 12 gelmiş oldu. Yedinci soruya baktığımızda sonraki soruya yine altında bir 1 var bu 2'nin gizli bir 1. Buradan içler dışlar çarpımını yapacağız. 1 ile x eksi 5'i çarparsak x eksi 5 oldu eşittir. 4 ile de 2'yi çarptık. x eksi 5 eşittir 8 oldu. Eksi 5'i karşıya atarsam artı diye geçecek. 8 artı 5 buradan x eşittir 13 oldu. Sonraki örneğimize baktığım zaman yine içler dışlar yaparsak burada. Kimle kimi çarpacağız? 2 ile x eksi 7. 2 ile eksi çarptım 2x. Eksi 2 ile 7'yi çarptım. Eksi 14 oldu. Eşittir. 3 ile eksi çarptım 3x. 3 ile artı 1'i çarptım. Artı 3. Burada bilinmeyen x bilinenleri bir tarafa bilinmeyenleri bir tarafa toplayacağız. Eksi 2 x'i bu tarafa atalım. Artı 3'ü de bu tarafa atalım. Ne yaptı burası? Eksi 14 eksi 3 eşittir. 3 x eksi 2 x oldu. Buradan eksi 17 eşittir. x geldi. x eşittir. Eksi 17 bulmuş olduk. Yine burada işler dışlar çarpımı yaparsak. 3 ile x artı 5'i çarpacağım. 3 ile x'i çarptım. 3x artı 3 ile 5'i çarptım. 15 eşittir. 4 ile x'i çarptım. 4x artı 4 ile 2'yi çarptım. 8. Şimdi burada 3x'i bu tarafa atalım. Bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa. 8'i bu tarafa atalım. Ne olacak? 15 eksi 8 eşittir. 4x eksi 3x oldu. 15'ten 8 çıktı 7. 4x'ten 3x çıktı x. x eşittir 7 geldi. 9. sorumuza baktığımız zaman yine işler dışlar çarpımını yaparsak 4 ile x'i çarpıyoruz burada. 4 x oldu. Eşittir. 5 ile x eksi 2'yi çarpacağız. 5 ile x'i çarptım. 5 x. 5 ile 2'yi çarptım. Eksi 10 oldu. Şimdi burada 4 x'i bu tarafa eksi 10'u bu tarafa alırsak eksi 10 karşıya artı 10 olarak geçecek. 5 x 4 x de karşıya eksi 4 x olarak geçecek. Buradan 10 eşittir 5 xten 4 x çıktı. x kaldı. x eşittir 10 geldi. Yine burada eşitlik var. İçler dışlar çarpımı yapacağız. x ile 3'ü çarparsak 3 x eşittir. 2 ile x eksi 1'i çarparsak 2 ile x'i çarptık. 2 x 2 ile eksi 1'i çarptık. Eksi 2 oldu. 2 x'i bu tarafa atarsak eksi 2 x geçer. 3 x eksi 2 x eşittir. Eksi 2 oldu. Buradan x eşittir. Eksi 2 geldi. Bugünkü dersimiz burada sona erdi. Bir sonraki ders görüşmek üzere hepinize iyi çalışmalar gençler.